Yani çocukların ihtiyaçlarını gideremiyoruz, et alamıyoruz, peynir alamıyoruz. Peynir alırken küçücük bir peynir alalım diye bakıyoruz. Biz yemiyoruz, evde çocuk yesin diye bekliyoruz. Mesela bak çantamız koptu ama çantayı elimizde taşıyacağız diye uğraşıyoruz. Onlar gibi bilmem ne marka kullanmıyoruz. Doğru söylüyorlar. Onlar sabredebilir ama halk ne kadar sabredecek? 11,5 milyar bir maaş alıyorum. Tek başına geçindiriyorum evi. Ben buradan her ay böyle hesaplayarak hareket ediyorum. Düşünün. Şimdi yazıyor 5 Eylül'de ödemelerim bunlar benim. Ödeyeceğim para 13.400 lira. Ben alıyorum 11,5. Kantinden bir poğaçayı alamamak ya da aldığında yanına bir su bile alamamak. Günlük en fazla 50 lira 100 lira harcayabilmek ki 50-100 lira zaten dışarı adım attığında bitiyor zaten. Ki 50-100'ü biz şu an çok olarak görüyoruz. Harcamamaya çalışıyoruz öğrenci olarak ve ben hiçbir öğrencinin de şahsen mutlu olduğunu düşünmüyorum. Rutin bir yaşantı var. Onun dışına çıkamıyoruz mesela. Ayda bir kez bile dışarı torunumla gidip bir şey yiyemiyorum. Ya sabır artık bitti. Yani bardak doldu, taşmaya başladı öyle diyeyim. Yani kira bile 7500 lirayı aşmış artık. 7500 lirayla emekliyi muhtaç etmiş. Kendileri kaç para alıyor? Kendilerini bir iki aylık almasınlar, bütçeye koysunlar, bak bütçe nasıl doluyor. Yetim maaşı alıyorum, geçinemiyorum. Nerede devlet? Nerede? Soruyorum nerede? Adım attığımız para. Marketler zaten serbest piyasa canım. Herkes tutturduğuna vermiş. Nerede ucuzluk var? Nerede şeylik var ekonomi? Allah aşkına ya. Benim bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi ortaokula gidiyor. Bak şu anda daha kıyafetleri yok. Ben nasıl alacağım bilmiyorum. Ayakkabısı bile yok. Kendileri milyarları alıyorlar. Koltuklara gerilmişler. Bizim sayemizde geliyorlar. Ve de bize işkence yapıyorlar. Yazık günah, insanların psikolojisi bozuldu, insanların evliliği bozuldu, insanların hayat şartları bozuldu. Bir yere gidemiyorsun, bir sosyal yaşantın yok. Bir yol parası, tek bir binme 15 lira olmuş ya. Bu adalet mi? Hangi adalet? Hangi? Çok felaket. Yani markete gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, ne aldığını bilmiyorsun, eve giriyorsun, bütçecek bir şey bulamıyorsun, bütün para gidiyor. Vallahi bilmiyorum artık nasıl sabredeceğiz, artık birbirimizi mi yiyeceğiz? Vallahi bilmiyorum kızım ama Allah gerçekten hepimize yardım etsin. Çok berbat bir şey. Yani ben bak bu yaşıma kadar 60 yaşına göre hiç böyle bir şey görmedim, hayatta görmedim. Çok kötü ekonomik kriz. Çok kötü, derhal değişmesi lazım. Zenginler bak yatlarda katlarda geziyor. Mahallede ekmek çöplerden toplayanlara bakalım. Çok kötü durumdayız. Et yiyorduk, et yemiyorduk. Süt yiyorduk, süt yemiyorduk. Yoğurt yapıyordum, evde yoğurt yapamıyorduk. Tamam Cumhurbaşkanı sabretsin, yensin o saraydan. O saraydan yensin. Biraz o da bizim gibi böyle katlarda, şeylerde otursun. Bize diyor ki Emine Hanım, tabakları, porsiyonları küçülsünler. O küçülsün porsiyonu, çantaların fiyatını düşürsün, benim taktığım çantadan taksın. Neden takmıyor? Cumhurbaşkanı saraylarda yaşıyor. Bize diyor ki sabredin. Biz neyin sabrını edek? Din yöneticileri trilyonları lüks arabalara biniyorlar. Biz bir taksi parası veremiyoruz.